satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 17 Mayıs Pazartesi. Başbakan Morrison, Hindistan'dan Covid testi pozitif Avustralyalıları getirme çağrılarını reddetti. Qantas'ın Yeni Delhi'deki Avustralyalıları getiren uçuşu cumartesi Darwin'e iniş yaptı ancak 150 koltuktan sadece yarısı doluydu çünkü 40 kişinin testi pozitif çıktı, 30 kişi de bunların yakın temaslılarıydı. 80 kadar kişi şu an Howard Springs'te karantinada. Başbakan Morrison, Avustralya'nın Covid'in pençesindeki Hindistan'dan virüsü ithal etmeyeceğini ilan etti. Testi pozitif kişileri ülkeye getirme önerilerini anlamsız diye niteleyerek reddetti. Victoria'nın açıklayacağı bütçeden üst gelir grubuna kötü haber, daha adi sonuçlar için kademeli yaklaşım. Koronavirüs kaynaklı kapanmalar neticesinde ağır borç yükü altında olan ve toparlanma programları için gelir ihtiyacı içindeki Victoria'da yüksek gelir grubunu hedef alan bir dizi vergi tedbiri açıklanacak. Maliye Bakanı Tim Pallas, pandeminin ardından hükümetin zor ve gerekli şekilde harekete geçmesi üzerine eyalet bütçesinin daha adil ve kademeli olacağını duyurdu. 2 milyon doların üzerindeki emlak işlemleri için yeni üst düzey damga vergisi dahil hedeflenen tedbirlerle eyalet gelirleri 2,7 milyar dolar kadar korunmuş olacak. Üst gelir grubuna getirilecek 2,4 milyar dolarlık emlak vergisiyle zorunlu toplum hizmetlerine daha fazla kaynak sağlanacak. Yetkililer iki kişinin COVID'i nasıl kaptığını bulamadı ancak Greater Sydney'deki kısıtlamalar bugün sona erdi. Bugün itibarıyla Greater Sydney bölgesindeki COVID kısıtlamaları son salgın öncesi durumuna döndü. Sydney'in batı semtlerinden bir çiftte virüs belirlenmesinden 2 hafta sonra binlerce test yapıldı. Evlerdeki misafir sayısına sınır kalktı, toplu taşımada maske zorunluluğu kalmadı, kapalı mekanlarda ayakta içki içme, grupla şarkı söyleme, gece kulüplerinde dans izinleri geri getirildi. Ancak yetkililer sosyal mesafenin mümkün olmadığı toplu taşıma gibi durumlarda yine de maske takılmasını tavsiye ediyor. Melbourne'da sosyal konutlara 500 milyon dolarlık kaynak. Şehrin en çok talep gören semtlerindeki sosyal konut bloklarının dönüştürülmesi amacıyla 500 milyon dolarlık kaynak açıklandı. Yeni yapılacak 1000 kadar yeni eve yer açmak üzere Brighton, Flemington ve Praham'daki bloklar yıkılıyor. 400 kadar ev kiraya verilecek, kalan 800 kadar daire sosyal konut olarak korunacak ya da düşük fiyatlarla sunulacak. Eyalet hükümeti 2024 yılında tamamlanacak projeyle 4500 istihdam sağlanacağını açıkladı. Erdoğan Ruhani ile görüştü, İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders verilmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail'in Filistin'deki saldırılarıyla Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını ve buna devam ettiklerini belirtti. Uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti. Türkiye açılıyor, kademeli normalleşme genelgesi yayımlandı. Yayınlanan genelgeye göre hafta içi 21, 5 hafta sonları ise Cuma 21'den Pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan 2 doz COVID-19 aşısını yaptırmış olanlarla 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak. Hakkı olmasına rağmen COVID-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hafta içi sadece 10-14 arasında sokağa çıkabilecek. Yeme içme yerleri hafta içi 7-20 arasında gel al ve paket servis, 20-24 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek. 17 Mayıs 1 Haziran arasında kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek. Alışveriş merkezleri hafta içi 10-20 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Papa'dan Gazze çağrısı, çocukların ölmesi kabul edilemez. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, pazar ayini için Vatikan'da toplananlara seslendi. Gazze'deki İsrail saldırılarının 7. gününde konuşan Papa, çok sayıda masum insan öldü, aralarında çocuklar da var, bu korkunç, kabul edilemez ifadelerini kullandı. Peru'da COVID-19 salgınında ölüleri defnedecek mezar yeri kalmadı. Güney Amerika ülkelerinden Peru'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle mezarlıklarda ölüleri defnedecek yer bulunmuyor.
Ülkede bugüne kadar 1.884.596 COVID-19 vakası kaydedilirken 65.911 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güncel döviz kuruysa şöyle: 1 Avustralya doları 78 Amerikan sentinden, 6 lira 57 kuruştan ve 64 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 14, Sydney 20, Melbourne 16, Adelaide 17, Brisbane 23, Perth 27, Darwin 32, Hobart 14 derece olması bekleniyor. Yarın sabah 9.30'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.